Kızlar merhaba. Merhaba. Gerçekten güne kavgasız, gürültüsüz, sakin başlamak ne güzel ya. Neden öyle yaptık biliyor musun? Sen 40 yılda bir çeyrek alıyorsun ya, sevincini yaşa diye. Yani bilinçli kavga ediyorsunuz, bugüne sakladınız. Hayır, hayır. Ben rica ettim, yönetmenim dedim, yeşim çeyrek aldı, bayram havası var dedim. Ramazan bitmeden bayram geldi dedim. Yok, aynen, bence... o yokluğu sen iyi bilirsin. O yüzden empati kurabiliyor kızlar siz. Bence Beyhan teyze çeyrek aldı diye bugün kaos çıkarmaya şey olmadı. Morali yerinde ya. Çünkü her gün Beyhan teyzenin kaosuyla güne başlıyoruz. Ha, yani. Üzerimde ben şey yapayım da sen de yapma yani. Ya üzerimde bir kara bulut vardı. Olabilir. Herkesin öyle dönemsel zamanları olabilir. Bu aslında benim yine... harekete geçtiğim, durdurak bilmeyen zamanlarımın belki de bir işareti olacak. Ben kendimi tanıyorum çünkü modumu bir toparladığım zaman bir şeyler yolunda gidiyor. İnşallah da öyle olacak. Ramazan bana bereketli gelecek. Amin, amin. Ramazan yüzüsü hürmetine yeşim çeyrek alsın Allah'ım. Canlarım. Doğum günün mü Beyhan? Canlarım yok ya, yok aşkım yok. Aa, doğum günü bunun. Hayır, doğum günüm falan değil. Kaça girdin kaça? Bu şey, kaç yaşına girdin? Sahura yapmıştım ay çöreği. Eltilerime falan dağıttım. Bize de mi geçirdin? Size de geçirdim. Nasıl oldu bu ya? Aşkıma. Ay çok teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Eline sağlık. Beyhan? Peçete getirmemişsin. Peçeteyi boş ver şimdi. Ay kesene bereket. Hayır. Ay çöreği ben zaten, çok severim. Zaten yılda bir şeyler yapıp getirir. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun. Ya ben de istiyorum. Hamur işlerinde de görünüyor. Yok, hamur işlerinde de iyidir yani yapar. Ben de istiyorum. Beyhan'la Hanım'la. Ay çöre. Beyhan'ın eli lezzetlidir, ben size söyleyeyim. Neden vereyim? Beyhan Hanım çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun aşkım ya. Harika olmuş. Dayanamıyorum, çok güzel olmuş. Nasıl yaptın bunu? Tarif alabilir miyim sen seninle? Niye ben sana tarifini vereceğim? Sahura yaptım, uyku tutmadı. Kesene bereket. En böyle, sevdiği. Tamam, böyle en sevdiğimden. Uslu uslu, sakin sakin. Yiyin çöreğinize oturun. Nasıl yaptın? Tadını... Kız aşkım bunun yapmasında ne var? Nasıl yaptın? Ben bilmiyorum nasıl yapılıyor. Nasıl yapılıyor şey? Tadılmadı, süper olmuş. Bir şey söyleyeceğim, nasıl yapılıyor? Kız o 2-3 günden kalan benim evde öyle kek, poğaça, börek zaten biliyorsun ya, bayağı şeylerle yapılıyor bunlar. Ay. Kek kalmıştı. İki gün, üç gün önce kız. Kalk. Benim de bak. Kalk yürü. Ay. Ne oldu buna ya? Ne oldu ya? Ne oldu? Kayınvalide bir şey oldu. Beyhan teyze operasyonda. Ya bunun adeti öyle değil mi bunun? Ya ne oldu? Bu öyle yapılmıyor mu ya? Songül gelmişsin 60 yaşına. Ay çöreğinin neyle yapıldığını bilmiyorsun. Bizi düşünmüş, bak kata dağıtmış, bir de bize getirmiş. Daha ne istiyorsun? Evet, iyilikten anlamaz onları. Allah. Aman boşver gitsin ya, odada da biz rahat rahat otururuz hadi. Ya. Bir şey söyleyeyim, çörekte ne olabilir ki? Bakın benim kayınvalideme maalesef ne yazık ki, bakayım ama vallahi yiyor, bir de hala yiyor. Ay ne olacak? Benim kayınvalide de yiyor. Ne oldu? Ne yedin? Yediği mi dokundu? Beyhan Hanım çörek yapmış. Gel ablam. İyi misin? Bir sıkıntı var mı? İyiyim şimdi. Miden falan nasıl? Midem çok kötü oldu. Yani bu ay çöreğin tarifi Fransa, Paris her yerde böyle. O ne öyle yaptı? O yalandan yapıyor ya. Kayınvalidem iyilik yapmak istedi. Yine olmuyor. İyilik olmuyor galiba onda. Ne oldu? Beyhan teyzenin yaptığı ay çöreğinden kadının içi dışına çıktı. Neden? Ne çıkmış? İçinden ne çıkmış? Konuşamadı, anlamadım Beyhan dedi. Daha fazla konuşamadı, lavabodan çıkamıyor. Demek ki abartıyorsunuz yani. Ne olabilir? Börek koyabilir ya, börek. Songül ablacığım, abart hareketler. Ay çöreği neden yapılır? Bayat ekmekten yapılır. Ya! Ne oldu? Songül! Ay Beyhan Hanım lütfen benimle konuşma. Ne? Mahvettin midemi. Mahvettin midemi. Bak sen çekemediğinden. Eğer başka bir tarif alırsa bana da söyle.
Ay çok kötü, midem bulandı. Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne, bunlar ya, niye ya? Benim midem çok hassas. Bayat ekmekle, bayat poğaçalarla bana ay çöreği yapmışsın. Kız neyle yapılıyor, söyle, söyle, neyle midemi yapılıyor? Midemi bulandırdın, keşke söylemeseydin. Ha. O şekilde deseydin. O zaman, Fransa'da, Paris'te, bütün dünyada tarif bundan yapılıyor. Tarif vermiyorum diyebilirdin. Siz beni ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Anne ama kalkmadın ki. Evet. Kalkaydığını göreydim. Lavabolarda kaldım mide bulantısından. Dünyorek ya. Ne yediysem çıkarttım hepsini. Ya işte ayıp, bir şey çok yok. Ayıp, çok ayıp. Ya işte bir şey yok. Çok ayıp. Yapıyorsun. Hiç yakışmıyor yaşınıza, işte çok ayıp. Şey